Merhaba sevgili akrepler. Selamlar sevgili akrepler. Nasılsınız? İyi misiniz? Minik zehirli varlıklar. Keyfiniz yerinizde mi? Birinçokul Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan sizlerle. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şubat ayı burç yorumlarına bakıyoruz. Ne yaptık? Yıl başında bu yıl başınıza gelebilecek pek çok konuyu söyledik. Hatta detay bile verdik. Bunları bir kısmınız izledi, bir kısmınız izlemedi. İzleyin, izlettirin, paylaşın. Çünkü Akrep Burcu yorumu tüm Türkiye Cumhuriyeti'nde etkileyen yorumlar. Evet, evet. Türkiye Cumhuriyeti Akrep. Evet. Aslında ben sana bir şey söyleyeyim. Akrep Burcu olup da bu ülkede başarılı olamayan insan sorunu kendisinde arasın. Evet, doğru söylüyorsunuz. Sorunu kendisinde arasın. Bir ülkenin doğum haritasıyla eğer kendi doğum haritanın arasına bağlantı varsa... Evet. Bu ülkede işte, kariyerde, parada, maddede başarılı olamadıysan kafada bir sorun var. Evet. Yani dikkat edeceksen çoğunlukla cumhurbaşkanları, başbakanları hep 29 Ekim civarıdır, 30 Ekim civarıdır. Hepsi akrep burçlarının çok başarılı olacağı ve çok güçlü olabileceği bir ülkedir Türkiye Cumhuriyeti. Bu çok önemli. Evet, bakalım akrep burcunda ne var? Çünkü köşe evlerde oluşacak olan Şubat ayında... Bir yeni ay ve bir dolunay döngüsü var. Drakonik zodyakta bir değişim var. Gezegenler hızla hareket ediyor. Evet Demet, anlat, neler var? Evet, bu ay sizin için yılın önemli aylarından biri. Kova ve Aslan burçlarında oluşacak yeni ay ve dolunaylar sizin köşe evleri 4 ve 10. evinizi etkileyeceği için kadersel bazı değişimler olabilir. Özellikle 30 Ocak Kova burcundaki yeni ayla birlikte Şubat ayına başlıyoruz sevgili akrepler. Bu da ev, aile, yaşadıkları yerle ilgili bazı konulara gündeme getirebiliyor. Birçok akrep için belki bir taşınma söz konusu olabilir. Ev alımı, satımı veya aileyle, anne babayla ilgili kavramlar biraz daha öne çıkabilir ki bu ay özellikle 11 Şubat'ta Güneş Satürn karesi de yaşayacağımız için ebeveynlerle ilgili bazı sorunlar akrep burçlarını etkileyebilir. Aile ve aileyle ilgili konuların daha fazlasıyla gündeme geleceği bir dönem 29 Ekim'de yaklaşık olarak 10 Kasım arasındaki akrepleri daha fazlasıyla etkileyecek. Aile, aileler konular, çocuklar, çocukların sağlığıyla ilgili endişeler. Bunların çok fazlasıyla gündeme geleceğini düşünüyoruz. 75 yaş üstü akrep burçları için de sağlığa çok dikkat diyoruz. Evet. Çünkü artık şunu unutmayın ki akrep burcunun çok ciddi son tutulması dediğimiz 29 Nisan tutulması da geliyor. İlginç bir dönem bu. 30 Ocak Kova burcundaki yeni ay. Ama 15 Şubat Aslan burcunda dolunayla beraber kariyerle ilgili bir gelişim var derim. Evet. Çünkü yönetici gezegen Mars trine. Trine yapıyor. Satürn'ün de kare yapması yine kadersel ama uzun vadeli bazı gelişmelerin gerçekten kariyer hayatlarında gündeme gelebileceğini gösteriyor. Dolunaylar sonuçlanma ve bitişleri de temsil ettiği için belki bekledikleri bir projenin sonuçlanması, iş değişimi olabilir, yeni iş girişimi olabilir, iş sonlanması da olabilir tabii. Değişimler için bitişler de olması lazım. Burada gündem yine kariyerleri olacak. Bunun yanı sıra tabii aile büyükleriyle ilgili konular yine dolunayda etkileyecek akrepleri. Dolunay'da aile büyükleriyle ilgili konular çok etkileyecek ama unutmamak gerekiyor ki bu dolunayda Sevgililer Günü, Perthia Bayramı'na çok yakın. Aynı gün. Aynı gün. Aslında aile büyüklerinin kabul etmediği aşk ilişkileri. Evet. Aileyle ilgili sorunlar. Çünkü Güneş ile Satürn'ün de burada etkisi var. Mesela 10 Şubat'a dikkat etmemiz gerekiyor. 19 Şubat'a dikkat etmemiz gerekiyor. Aile büyüklerinin aile içinde yaratabileceği belki bazı küçük kırgınlıklara da sebebiyet verebiliyor. Aşk hayatıyla ilgili dolunay. Evet. Az da olsa bir etkiye sahip. Mesela anne ve baba işte çocuğunun o kişiyle evlenmesini istemeyebiliyor. Evet. Gibi korteks etkiler dediğimiz işte sosyal toplumun içindeki kültürel kodlardan kaynaklanan bazı iç gerginliklerinde fazlasıyla yaşanılacağı görünmekte. Ya ben ne diyorum ya, korteks etkiler, kültürel kodlar filan. Merkür retrosu da başlıyor burada. Ondan bahsedelim. Ben şimdi psikolojik astrolojiyle uğraştığım için sen bana biraz Merkür retrosundan bahset. Merkür retrosu 6 Şubat'ta sevgili akrepler yine bu dolunay öncesinde birazcık eski aşklar ve onlarla ilgili haberleri gündeme getirebilir. Karşılaşmalar, tanışmalar olabilir ama karşılaşmalar sanki hani eskiyle ilgili konular gündeme gelebilecek gibi görünüyor.
daha sonra Kova burcuna geçecek. Çünkü 13 Şubat'ta şey yapar. 13 Şubat'ta naber, nasılsın, nalan diye sokakta karşılaşır. İşte 15 Şubat'ta gel bir şeyler içelim diye buluşur. 17 Şubat'ta ilişki başlar. Baba 19 Şubat'ta baba öğrenir. Hala mı Fuat'ta görüşüyorsun nalan evet, şeklinde gibi olaylara, kavramlara sebebiyet verebilir. Arkasından şimdi bunları yapıyoruz ama çok önemli bir dönem var Akrep. Evet. Draconic Zodiac, Kavada ve Kaput Draconis. Güney Ay Düğümü ve Kuzey Ay Düğümü Draconic Zodiac üzerinde oluşan çok ciddi bir değişim var. Artık uzun zamandan beri tutulmalar seni dövdü. Bazılarının evlendi, bazıları boşandı, bazılarının aile içinde çok ciddi değişimler oldu ama sen çoğunlukla ve çoğunlukla bu konulara duyarsız kaldın. Çünkü Akrep Burcu çoğunlukla bencildir. Akrep. Bir kısım akrepler çok tatlıdır. Çünkü Akrep Burcu'nu şu şekilde nitelendiriyorum. Herkes kendisini çok iyi bilmeli. Akrep, tam Akrep Burcu dediğimiz özelliğe sahip olan, en kaliteli olanları çok ruhsaldır, çok fedakardır, çok farkındalıklıdır ve çok büyük bir ruhsal yükselişe sahiptir. Ama Akrep katıksız bir burçtur. Akrebe böyle katıklı, yükselende böyle bir aslan masran, yükselende böyle bir boğa moğa, araya da bir kova eklersen o zaman bencillik verir. Evet. İşte Akrep Burcu'nun geçmişte ailesine karşı vermiş olduğu davranışların karşılığında buradaki düğümler, onun maddiyatında, sosyal yaşamında, aşk hayatında olumlu da etkileyebilir, olumsuz da etkileyebilir. Nerede hata yapıyorum sorgusunu soracağı bir döneme doğru giriyor. Ama artık hayatıyla ilgili önemli kararlarında çok çok içinde sevgili Akrep. Evet. Ben bu kadar derim. Sen ne dersin? Evet. 18 Şubat'tan sonra Güneş Balık Burcu'na geçince hafta, ay sonuna doğru biraz romantizm artacak. Güneş'in Neptün'le kavuşumu ki, var. Tabii ki. Özellikle aşk hayatında güzel gelişmeler olabilecek sevgili akrepler. Evet. Kova Burcu'ndaki retro etkisiyle beraber ve o 28 Şubat'ta bu bitiyor. Evet. 28 Şubat'tan sonra keyifli bir döneme başlıyoruz. Mart ayı videolarını çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Çünkü yönetici gezegeniniz Mars retrograde yapacak. Çok temkinli olmamız gereken bir Mart var. Haftalık bu yorumlarımızı Bilinçokulu Astroloji Haber Merkezi'nin haftalık burç yorumu, günlük burç yorumu videolarınızı Sayın Demet Baltacı yapıyor. Bunların hepsini dinlemenizi istiyorum. YouTube'da üyelikle gerçekten çok rahatlıkla bu bilgiye ulaşabilirsiniz. Saygılarımıza. Hoşça kalın. Bye.